Bizim o tarihlerde Urfa'nın durumunu, Urfa'nın yargısının durumunu, Urfa'nın valiliğinin durumunu, Urfa'nın bütün resmi devlet kurumlarının durumunu öncelikle bir değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü bahsettiğimiz 2014, 15 ve 16 yılları bildiğiniz polis devleti haline getirilmiş bir ülkeydi. Ve Urfa bunun çok daha fazlasını yaşayan bir yer haline gelmişti. Sistematik işkence o kadar yoğundu ki ve resmen emniyet güçleri dosyalara müdahale ediyorlardı ve dosyalarda istediği şekilde yön verebiliyorlardı. Bakınız mesela Ceylanpınar dosyasında, Ceylanpınar'da öldürülen polislerle ilgili o kadar çok yanlış, yalan bilgiler dosyanın içerisine eklendi ki sonunda yargılama sonunda beraat etti o insanlar. Şimdi bizim olayımızı da size kısaca özetleyeyim. Müvekkilim Mahmut Tutal 2015 yılı 29 Ağustos 2015 yılı gece saat 12:20 civarında iki polis bir polis otosuna Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde bir polis otosuna bir saldırı düzenlendi. Ve bu saldırı sonucunda iki polis memuru yaşamını yitirdi. Daha sonra aradan yaklaşık 1,5 ay geçtikten sonra benim müvekkilim gözaltına alındı. Ve gözaltı sürecince zaten büyük bir hukuksuzluk yaşandı. Lehe olan delillerin hiçbir tanesi toplanmadı. Bunun yanında bir de müthiş derecede işkencelere maruz kaldı ve bu olayı onun işlediğine ilişkin zorlandı. Fakat müvekkil o saatte evdeydi ve hiçbir ilgisi ve alakası da yoktu bu olayla ilişkin. Daha sonra kabul ettiremediler. İşkenceyle de zorbalıkla da kabul ettiremediler ve sorguya çıktı. Nihayetinde tutuklanıp cezaevine gönderildi. O süre zarfında biz belirli delillerin toplanmasını istemiştik fakat hiçbir talebimiz yerine getirilmedi. Soruşturma aşaması tamamen polisin elindeydi. Yani terörle mücadele, Urfa Terörle Mücadele Şube Birimi'nin elindeydi. Sonra bir dosya oluşturuldu orada ve bu dosya adliye gönderildi. Ve orada fezlekede Mahmut Tutal'ın ve Erdal Dağhan isimli bir şahsın birlikte bu saldırıyı gerçekleştirdiklerini ve bunun sonucunda iki polis memurunun hayatını kaybettiği yazılıydı. Tabii biz müvekkil kendinden emin bir şekilde yani bu herhangi bir şekilde olay saatinde evden dahi çıkmadığını defalarca hem bize hem adli makamlara dile getirdi fakat kimse dinlemedi bunu. Biz ispat yöntemi olarak işte PTS kayıtlarını, HTS kayıtlarını buna ilişkin bütün verileri istedik biz. Fakat ısrarla bunu talep etmemize rağmen mahkemeler reddediyordu. Ve duruşmalarda ilginçtir. Kovuşturma aşamasında yani Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava devam ederken polis memurları da terörle mücadelede görev yapmış olan bazı polis memurları da duruşmaya katılıyordu. Sonra HTS kaydı eklendi ve bu HTS kaydını üzerinde ibare var. Zaten biz buna ilişkin suç duyurusunda da bunu sunacağız adli makamlara. Üzerinde terörle mücadele şube müdürlüğünce hazırlanmıştır diye bir ibare var. Ve o ibarede olayın gerçekleşme saati 29.08.2015 saat 00.10 ile 20 arası Mahmut Tutal'ın HTS kayıtları 28.08.2015'te saat 23.15 sonrasında yok. Biz bu eksikliği o zaman da fark etmiştik fakat aklımıza sahte belge ya da evrakta sahtecilik yapacakları aklımıza gelmemişti. Biz ısrarla istedik ve mahkeme ısrarla bunu reddetti. Yani biz bağımsız bir şekilde Türkiye İletişim Başkanlığı'na yazı yazılıp Mahmut Tutal'ın HTS kayıtlarının dosya içerisine alınmasını istedik. Her duruşmada bunu talep ettik ve reddedildi. Daha sonra sadece bu temin vermiş olduğu HTS kayıtlarıyla yetinildi. Ve buna bağlı olarak bu HTS kayıtları ki gerekçeli kararca cezalandırma yoluna gittiklerinde HTS kayıtlarını da gerekçeli kararda mahkumiyete gerekçe olarak gösterdiler. Daha sonra Mahmut Tutal'a 48 yıl hapis cezası verildi. Sonra biz bunu istinafa taşıdık. İstinaf da incelemeden onayladı. Ve daha sonra Yargıtay'a götürdük. Nihayetinde Yargıtay da bu iddialarımızı dikkate dahi almadan onayladı. Dosyayı şu an Anayasa Mahkemesi'ne götürmüş bulunmaktayız. Fakat biz daha sonradan şimdi 23.15'te saat 23.15'te Mahmut Tutal aranıyor. 28.08.2015'te. Daha sonra bu kayıtlar silinmiş bir şekilde dosyanın içerisine ekleniyor. Sonra biz harici olarak Mahmut Tutal'ın hem data kayıtlarına ulaşabildik
Hem de 23.15'te yani olay saatinden sonra 23.15'ten sonra da Mahmut birkaç kez aranmış. Aile üyeleri tarafından birkaç kez aranmış ve Mahmut'un konumu evi olarak gösteriliyor. Fakat bu bilerek polis memurları TEM'de görev yapmış olan memurlar tarafından çıkarılmış. Mahmut'un cezalandırması amacıyla. Buna ilişkin suç duyurusunda bulunduk biz. Görevli memurların evrakta sahtecilik yaptığını ve bu delile mahkumiyete gerekçe olan bu delilin Mahmut'un hayatını etkileyebilecek bir delil üzerinde oynama yaptıklarına ilişkin biz suç duyurusunda bulunduk. Şimdi ise yeniden yargılama yolu başvurularını yapacağız. Ve burada bu polis memurlarının bu evraklarla, mahkemeye sunulan resmi evraklarla oynayan, tahrif eden polis memurlarının da cezalandırılması için yargı sürecinin peşini de bırakmayacağız. Biz aslında buradan Adalet Bakanlığı'na çağrı yapmak istiyoruz. Özellikle 2015 ile 2017 arasında Urfa'da meydana gelmiş olaylara ilişkin dosyaların tekrar incelenmesi gerekiyor. Teker teker incelenmesi gerekiyor. Çünkü o tarihte kolluk kuvvetleri dosyalar üzerine birçok kez oynama yaptı. Hem Ceylanpınar dosyası ki barış sürecini bitiren bir dosyaydı Ceylanpınar dosyası. Ve o dosyada da açıkça oynamalar meydana gelmişti. Ve bunun gibi yüzlerce örnek var hem Urfa'da hem bölgede. Bu dosyaların detaylı bir şekilde incelenmesi gerekiyor. Bütün evrakların gerçeğe uygun olup olmadığının denetlenmesi gerekiyor. Çünkü o tarihlerde gerçekten burada hukuk askıya alınmıştı.